Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 10 bilgisayarlarımızda bulunan hızlı yardım özelliğinden bahsetmeye çalışacağım. Bu hızlı yardım özelliği nedir? Uzak bağlantı üzerinden yardım almanıza veya yardım etmenizi sağlayan bir ücretsiz uygulamadır. Bu uygulama sayesinde birine yardım almak veya birine yardım etmek istediğiniz zaman diğer üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan hızlıca işleminizi yapabilirsiniz. Üçüncü parti yazılımlardan kastım şu: Alpemix, Teamweaver, Anydesk ve diğer piyasada bulunan programları kullanmadan hızlı bir şekilde yardım alabilir veya yardım edebilirsiniz. İsterseniz işlemlere hızlıca başlayalım. İşlemlere başlamadan önce bilgisayarınızda şunu yapmanız gerekiyor. Yardım edecek kişinin mutlaka bilgisayarının bir Microsoft hesabına sahip olması gerekiyor. Bunu sağladığınızı düşünüyorum ve işlemlere başlıyorum. Bunun için öncelikle bilgisayarınızda arama çubuğuna geliyorsunuz, hızlı yazıyorsunuz ve hemen zaten üst tarafta çıktığını göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yazılımın açılmasını bekliyorsunuz. Siz eğer yardım alacaksanız karşı tarafın size bir 6 haneli kod vermesi gerekiyor. Şimdi biz denemek için yardım edeceğimiz için işlemi biz yapacağız. Bu arada ben iki tane bilgisayardan faydalanıyorum. Birisi kendi laptopum, diğeri de masaüstü bilgisayarım. Masaüstü bilgisayarım da burada açık, onu da ekrana getirmiş olalım. Üst tarafta uzak masaüstü bağlandığımı göreceksiniz. Şimdi hızlıca işlemler başlayalım. Ben laptop bilgisayarımdan masaüstü bilgisayarıma yardım etmek için bağlantı göndereceğim. Öncelikle aşağıdaki yardım sağlayın butonuna basıyoruz. Burada sizden e-mail adresi istiyor. Az önce bahsettiğim gibi ben kendi e-mail adresimi yazıyorum. İleri diyorum. Burada size bir iş veya okul kişisel hesap diye seçebilirsiniz. Daha sonra sizden şifrenizi girmenizi isteyecek. Şifreyi de yazıyoruz. Oturum aç diyoruz. Uygulamanın bağlanmasını bekleyeceğiz. Şimdi uygulamamız laptop bilgisayarımızda hazır hale geldi. Şimdi aynı uygulamayı bağlanacağımız bilgisayarda da açmamız gerekiyor. Hemen oranın da hızlı yardımını açalım. Aynı şekilde başlat. Arama çubuğuna geliyoruz. Hızlı yardım diyoruz. Uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Evet, uygulama açıldı. Şimdi bizim bu laptop bilgisayarımızda oluşturduğumuz 6 haneli kodu karşı tarafa söylememiz gerekiyor. İster bunu telefonla söyleyebilirsiniz, isterseniz posta adresiyle gönderebilirsiniz. Ben burada zaten aynı yerinde olduğum için hemen buradaki kodu alıyorum. Buraya elle yazacağım şimdi. 635 955. Bunu yazdıktan sonra karşı taraftaki kişinin o bilgisayarda ekranı paylaş demesi gerekiyor. Paylaş diyoruz. Ve bekliyoruz. Bu tabi internet hızınıza bağlı olarak biraz değişkenlik gösterebilir. Biraz bekleyeceğiz. Evet, şu anda size her iki bilgisayarda ekran görüntüsü alırken her iki bilgisayarda ekran görüntüsü aldım ben. İkisi de yansıyacaktır size. Şimdi burada iki tane seçenek sordu bize. Karşı taraftaki bilgisayar üzerinde tam denetim sahibi, yani klavyenizi, mouse'unuzu kullanmak istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Sadece o anda ekran görüntüsünü, o bilgisayarda ne olduğunu görmek istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Biz tabii ki tam denetim sahibi olanı seçiyoruz. Devam diyoruz. Ve karşı tarafa yine bir istek gidecek. Bu tam ekran kullanmak isteyecek diye bir uyarı gelecek. Buradaki yazıyı okuyabilirsiniz. İzin ver diyoruz. Bir müddet daha bekletecek bizi. Ve işte karşı taraftaki bilgisayarımıza şu anda bağlantıyı sağlamış olduk. Ben şimdi şunu şöyle bir ekranıma tam yerleştireyim. Evet. Şimdi evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere karşı taraftaki bilgisayara erişimimizi sağladık. Burada tam kontrol bizim elimizde. Bütün klavye mouse'u kullanabiliyoruz. Bir de burada seçenekler var. Eğer karşı taraftaki bağlandığınız bilgisayarda çift monitör veya daha fazla monitör varsa buradan seçebiliyorsunuz. Açıklama ekleme bölümüne tıkladığınız zaman bazen ekranın işte şurada bir simge var deyip şunu şöyle seçebiliyorsunuz. Daha sonra bunu silebiliyorsunuz. Silgi tuşuyla. Yine gerçek boyut bölümü var. Burası da
O andaki karşıdaki bilgisayarın ekran çözünürlüğü neyse size onu getiriyor böyle tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Yönerge kanalına geç bölüm ise karşı tarafla yazışmanız için, chat için kullanabiliyorsunuz. Karşı taraftaki bilgisayarı yeniden başlatmak isterseniz buradaki butondan faydalanabilirsiniz. Bu da karşı taraftaki bilgisayarda direkt görev yöneticinizi açmaya yarıyor. Şu anda tıklayalım görelim. Bakın karşı bilgisayarın görev yöneticisi karşınızda. Burada o andaki paylaşımı duraklatabiliyorsunuz. Ve son olarak işleminiz bittiği zaman sonlandır deyip işlemlerinizi bitirebilirsiniz. Biz sonlandırının bağlantımızı kesmiş olalım. Şu anda paylaşımımız sona erdi. Teknik olarak anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Mutlaka bu bir yerde sizin işinize yarayacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Size faydalı olduysa mutlaka başkasına da faydası dokunacaktır. Paylaşmayı ihmal etmeyiniz. İyi günler dilerim.